kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü konum veli toplantılarına dair olacak. Önce iki kızımı ayrı ayrı işleyeyim istedim. Tabii eminim buraya gelmeyi düşünen ya da gelmek üzere olan anneler, babalar hani bir endişe taşıyordur. Acaba orada veli toplantıları nasıl, işte nasıl çocuklarımızı takip edeceğiz diye. Ben de o yüzden hemen buna dair bir video çekmek istedim. Önce isterseniz küçük kızımdan başlayayım. Burada dönemde iki kere rapor görüşmesi adı altında bir görüşme oluyor. Öğretmen sizi toplantıya davet ediyor. Bu öğretmen ve sizle birebir yapılan bir görüşme. Maksimum 15-20 dakika sürüyor. Biz küçük kızım için ilk daveti aldık. Bize Türkçe çevirmen isteyip istemediğimizi sordular. Biz gerek görmedik. Hani eşimin İngilizcesi olduğu için. O rapor görüşmelerinde arkadaşlar, dönem ortası ve sonundaki görüşmelerde daha çok hani çocuğa dair hedeflerden bahsediyor öğretmen. Neyi hedefledi, dönem sonuna kadar neyi hedefliyor? Yine veli olarak bizden beklenenler ya da o toplantıda bizim öğretmene iletmek istediğimiz her şeyi o toplantıda görüşebiliyorsunuz. Biz geçen yıl dönem ortası başladığımız için, ikinci dönemin başında başladığımız için herhangi bir toplu veli toplantısıyla karşılaşmadık. Sonrasında yeni sezon başladığında bir veli toplantısına katıldık küçük kızım için. Veli toplantısında anneler babalar çocukların sınıfında bir araya geldi. Yaklaşık bir saat kadar sürdü. Öğretmen değinmesi gereken konularla ilgili bir PowerPoint sunumu hazırlamış. Bir yandan konuşurken bir yandan o sunum ekranda kaldı. Bu da bizim için iyi oldu. Çünkü öğretmen Hollandaca konuştuğu için hani %100 anlayamayabiliyoruz öğretmeni. Bir yandan o slide'la takip ettik. Bu şekilde bir veli toplantısına katıldık. Sonrasında öğretmen bu PowerPoint gösterisini bize mail olarak gönderdi. Ve bu şekilde tekrar toplantının üzerinden geçmiş olduk. Aslında küçük kızımla ilgili öğretmenle iletişim sorunu neredeyse hiç yok. Şundan dolayı biz küçük kızımı her sabah sınıfın kapısına kadar götürüyoruz birlikte. Oradan el sallıyorum. Öğretmen her gün sınıfın kapısında oluyor. Öğrencilerle tek tek el sıkışıyor. O sırada mesela hani ayaküstü sormak istediğin, iletmek istediğin bir şey varsa kolaylıkla öğretmene iletebiliyorsun. Aynı şekilde o da size iletebiliyor. Ben artık hani konuşarak hani bir şeyleri halledebiliyorum. Ama ilk günlerde mail yazıyordum arkadaşlar öğretmenlere. Hani Sinem'le ilgili bir şey sormak istediğimde ya da bir şey öğrenmek istediğimde yazarak iletiyordum. Çünkü bu benim için daha kolaydı. Ama şimdi artık mutlaka iletişime geçiyorum, konuşuyorum. O yüzden küçük kızımla ilgili herhangi bir sorun yaşamadık. Rapor toplantılarına davet edildiğimizde mutlaka katılıyoruz. Herhangi bir şu an sorun gözükmüyor. Dediğim gibi her an öğretmenle zaten iletişim halinde olabiliyorsun. Gelelim büyük kızıma. Yine aynı şekilde geçen yıl ikinci dönemin başında başladı büyük kızım. Dönem ortası bir rapor toplantısına davet edildik. O toplantıda öğretmenin elinde şu şekilde bir kağıt vardı. Burada büyük kızımın aldığı bütün dersler yer alıyor ve karşısında rapor, birinci rapor görüşmesinde şu an sahip olduğu notlar yer alıyor. Notları bize gösterdi, bu raporu bize gösterdi. Kızımla ilgili söylemek istediği şeyler varsa onları ekledi. Biz yine sormak istediklerimizi sorduk. Sonrasında bunu imzalayıp geri gönderdik. Bir de dönem sonunda bir rapor toplantısı var. Onda da yine dönem sonu notları yer alıyor. Aynı şekilde bir kağıt alıyorsunuz. Ama bu kağıt artık dönem sonunda arkadaşlar sizde kalıyor. Bazen öğretmen buraya not da yazabiliyor. Mesela buraya Hollandaca şey yazmış. Güzel bir rapor Munise. Sen sıkı çalışıyorsun. Fakat biraz daha Hollandaca konuşma noktasında çalışmalısın diye buraya bir not iliştirmiş. Bu şekilde rapor toplantısına katıldık. Sonra yeni sezon başladığında da yine bir öğretmenler bizi bir toplantıya davet etti. Veli toplantısına davet etti. Yine bir sınıf ortamında bütün veliler vardı. Çocukların da gelmesi istendi. O yüzden o toplantıya büyük kızımla birlikte katıldık. Yaklaşık bir saat sürdü. Öğretmen yine değinmek istediği konuları anlattı. O da bir PowerPoint gösterisi hazırlamış.
değindiği noktalarla ilgili. Biz bir yandan yine o sunumu takip ettik ve bir saatlik toplantı sonrası oradan ayrıldık. En son yine bir rapor toplantısına davet edildik büyük kızımla ilgili. Bu sefer bakın artık ben kendim gidebildim o toplantıya. Hani artık bu anlamda eşime herhangi bir bağımlılığım kalmadı. Sizlere de bunu öneriyorum. Eğer diliniz yoksa pek çok noktada eşinize bağımlı kalabiliyorsunuz. İşte gitmeniz gereken randevulara yalnız gidemiyorsunuz. Ama artık ben rahatlıkla her yere kendi başıma gidebiliyorum. O yüzden en son rapor toplantısına büyük kızım ve ben birlikte gittik. Yine öğretmenden güzel şeyler duyduk. Bu da sevindirici. Bir 15-20 dakika sürdü maksimum bu görüşme. Evet, bir de arkadaşlar bu rapor toplantıları dışında dilediğiniz zaman öğretmenle randevuleşerek görüşme yapabiliyorsunuz. Yani mail atabiliyorsunuz. Mutlaka size dönüyorlar. Mutlaka size bir randevu zamanı ayarlıyorlar. Hani o anlamda burada öğretmenlerle iletişimde olmak kolay. Hani çok endişe etmeyin diyorum. Evet, sanırım veli toplantılarıyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.